Mahsun Kırmızıgül hangi şarkıcılara meydan okudu? Mahsun Kırmızıgül'ün sahne performansı ve Ege'nin incisi Çeşme'den tatil manzaralarını izlemeye ne dersiniz? Magazin dünyasının kalbinin attığı Çeşme'de neler oluyor? İşte Çeşme'den ünlü manzaraları. Oyuncu Berkay Ateş, milli voleybolcu sevgilisi Simge Aköz'de Çeşme tatilinde. Yaklaşık bir senedir birlikte olan ünlü çift, tatilin ve denizin keyfini çıkarıyor Çeşme'de. Çifte yine Filenin Sultanlarından milli voleybolcu Meryem Boz da eşlik ediyor tatillerinde. Çeşme tatilcileri arasında yalnız yakışıklılar dikkat çekiyor. İşte oyuncu Ümit Kantarcılar. O da Çeşme'nin serin sularında. Solo una noche quiero bailando contigo, ven aquí a mi lado, juntito aquí conmigo, sabes bien lo que te espera, quiero ser tu amigo, después de esta noche sabes que nunca yo te olvido. Bir başka yalnız yakışıklı Emre Altu. Sıcaktan bunalmış, denize atmış kendisini. Lo único que tienes que traer es tu sonrisa, oye beba ven acá, vamos a bailar. İbrahim Kutluay, oğlu Ömer'le Çeşme sahillerinde. Yılların ikonik kliplerinden biriydi Karabiberim. O klipte Serdar Ortaç'ın göbeğinden zeytin yediği kız vardı, hatırlayacaksınız. Karabiberim, vur kadehlere hadi içelim, içelim her gece karabiberim. İşte o göbeğin sahibi ve meşhur göbeğini görüntülüyoruz Çeşme'de. İlknur Soydaş hala formda. İki sefa doludu gönlüme, hadi içelim acıların yerine. Sevgilisiyle tatile çıkan eski mankeni yeni kuşak pek tanımaz ama 30 yaş üstünün yemeklerde daha fazla karabiber kullanmasını sağlayan güzeldi kendisi. Çeşme'de nereye baksanız bir ünlü var. İşte Barış Falay'ın oyuncu eşi Esra Ronabar ve oğlu. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'la Nihat Altınkaya'yı yüzerken yakalıyoruz Çeşme Denizi'nde. Tolga Sarıtaş'ın sevgilisi Zeynep Mayruk da geliyor az sonra yanlarına. Muhteşem Yüzyıl'ın Sümbül Ağası olarak ünlenen ve ekranların aranan isimlerinden biri olan Selim Bayraktar ve eşi de Çeşme'de. Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Rus eşiyle Çeşme'de tatil yapan ünlülerden. Çeşme sokaklarına inelim mi? Engin Öztürk yanında sosyetenin tanınmış isimlerinden Önder Öztarhan'la sporda. İki yakışıklı böyle ter atıyor. Ve Çeşme geceleri. Bir süredir Çeşme'de sahne alan Mahsun Kırmızıgül'le konseri öncesi beraberiz. Yeni yeni ısınmaya başlamış sahnelere. Yeni yeni ısınmaya başladım aslında sahneye. Bu benim 5. konserim olacak bu akşam. Her geçen gün daha iyi oluyor.
sesim de daha yerine oturmaya başladı. O heyecanı da yavaş yavaş üzerinden atmaya başladım. Sahneye çıkınca şunu fark ettim. Meğer benim de bilmediğim ne kadar çok sevenim varmış. Türkiye'yi dolaşmak istiyor Kırmızı Gül konserlerle. Yurt konserlerinde iddialı. Çok sanatçı arkadaşım çıkıyor ama bizim çıkmamız farklı olmuş. Proje aşamasındaki prestij meselesi filmine geliyor söz. Film yaşanmış, gerçek bir hikaye. Çok samimi bir film olacak. Filmin kastı için oğlu Mahmut Vazencir dahil birçok kişinin ismi geçiyor. Gerçek bir hikaye olduğu için 1990 ile 93 arasında geçen bir hikaye oldu. Senaryo neredeyse bitmek üzere. Son aşamalarındayız. Hazırlıklar başladı. Kast çalışmaları devam ediyor. Kast bitince zaten gerekli bir kamuoyu açıklayacağız. Sohbetin ardından sahnede Mahsun Kırmızıgül. Çeşme konserindeki sürprizlerinden biri de Bergen'le düeti. Bodrum'da tesisatla şarkı söylemesi yasaklandığında çıplak sesle verdiği konser beğenilince bu geleneği devam ettiriyor Mahsun Kırmızıgül. Çeşme'de ilerleyen saatlerde çıplak sesle devam ediyor eğlenceyi. Ayrıldım seni.